Akif Beki 21 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı Erdoğan ne diyor, partisi ne anlıyor? AK Parti'nin seçim kampanyası halka hükümdar değil, hizmetkar olarak gitme tevazusu üzerine kurulacakmış. Stratejiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK'da bizzat dikte etmiş. Abdülkadir Selvi yazdı. Talimat açık. Halka konuşurken ayaklar yere değecek. Peki bakanlar parti propagandistleri ne anlıyor? Sondan başlayarak birkaç örnek. Tarım Bakanı Kirişçi 2023 seçimlerinin nasıl kritik olduğunu anlatırken öbür tarafa gittiğimizde soracaklar diyor. Kabir melekleri Nekirle Münker Rabbin kimden sonra 2023'te Türkiye'de kime oy verdin diye mi devam edecek sorguya? Erdoğan'ın istediği mütevazı yaklaşıma benziyor mu? Bakan Nebati gıda fiyatlarında başladığını öne sürdüğü düşüş eğilimini Recep Tayyip Erdoğan etkisine dayandırmıştı. Bu mu yüksekten uçmayan propaganda? Ya da Bakan Kara İsmailoğlu'nun Erdoğan'a layık olmak için çalışıyoruz beyanı. Ne yetki istendiyse veren, ülkeyi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye emanet eden halka layık olma çabası yok mu? Bakanlar Kendilerini milli iradeye beğendirmese de olur mu veya Erdoğan'ı otobüsle cenazeye götürecek bir İngiltere daha icat edilmedi diye kasılan yazarı alın. Hani Erdoğan'ın Şangay beşlisi ile dünya lideri pozuna sen nasıl bir kralsın ya tezahüratı döşenen sabah yazarını. Bombastik şişinmeler değil mi bunlar? Kraliçenin cenazesine gitmeyen tek lider güzellemeleri de tam gaz gidiyor. ABD başkanına ayrıcalık tanınırken Japon imparatorundan Alman ve Fransız cumhurbaşkanlarına bütün liderler tarifeli uçakla getirilip kraliçenin cenazesine otobüsle taşınmış. Hepsi göz boyamak için kurgulanmış, mizansenmiş, diğer liderler bu İngiliz oyununda konu mankeni olarak kullanılmış, amaç bizi kandırmakmış, Erdoğan'a itibar tuzağı kurulmuş gibi göstermek artık harcı alem oldu.'' Erdoğan gitse küçük düşürülmüş olmazdık, milli gururumuz zedelenmezdi, Şangay beşlisiyle hoşbeş pozunun bile halal getirmediği demokratik itibarımıza ne halal gelecek. Ama gitmemesi de anlaşılabilir bir durum. Büyütülecek bir şey değil. Bütün bu cenaze tertibinin hedefi Erdoğan'ı sıraya sokmak, sıradanlaştırmakmış da oyunu görüp gitmeyerek bozmuş. İşte büyük liderlik buymuş havası vuruluyor sayesinde sahibanız olmasa olmazdık diye lider kültüne abanarak hatasız lider yüceltmeleriyle mi Erdoğan'ın emrettiği tevazu sergilenecek? Bu abartılar, böbürlenmeler, kurumlanmalarla halka gidilmez. Olsa olsa arşu alandan zembille halka inilir. Halkın çıkarlarını bir zümreye, seçkinlere karşı savunma iddiasıyla halka gidecekseniz, halkın iktidarını bir kişiye, liderim şahsına indirgemezsiniz. Halkın arasına halktan görünmek için kıyafet değiştiren ekipler çıkarmanız gerekiyorsa bir terslik vardır. Ben ne söylüyorum tam buram ne çalıyor deyiminde ifadesini bulan bir terslik. Farsça orijinali şöyle bir şeydi. Men çi guyem, tamburem çi guyet. En akıllısı Tuğçe Kazas. Abdurrahman Dilipak da dayanamadı, ve yeni mecrası haber vaktinden şöyle çıkıştı. Tek başına LGBT ile mücadele edermiş gibi yapıp hırsızlıkları, cinayetleri ve adaletsizliği görmezden gelirseniz bereketi olmaz. Saraçhane'deki LGBT'yi karşıtı eylemi kastediyor. Muhafazakar medya tam tek bir destek verip temsilcileriyle podyumda boyda göstermişti. Günaha sokuyorlar diye müzik çalanlara tepki gösteren sarıklı cübbeliler eski manken son mücahide rollerindeki Tuğçe Kazaz konuşurken tek bir getiriyordu. Kimler kimlerle beraberdi? Fakat kaderin cilvesine bakın ki eylemde bir tek Tuğçe Kazaz'dan Dilip Akınkine benzer bir uyarı duyuldu. Maalesef Müslümanlar nefsine, kendi cebine, ailesini zenginleştirmeye düşmüş durumda diye hayıflanıyor, uyanışa ve ayağa kalkmaya çağırıyordu. Milletimizi LGBT yapmaya, cinsiyetsizleştirerek yok etmeye çalışan, ailemize saldıran bireyleri, kendilerini düzeltmezlerse pataklamak isteyen, yine durmazlarsa idam etmeyi önerenler de oradaydı. Kazas, işi nefret suçuna vardırma konusunda da işte bu eylem arkadaşlarından ayrılıyordu. Şunu buyuruyordu. LGBT'yi lobilerine karşı savaşmak için toplandık. Ama LGBT'yi bireyleri ve tercihlerini kesinlikle hedef almayacağız. Allah gidin LGBT'yi bireyleri cezalandırın demedi. Allah bize bunu tebliğ edin, uyarın, kınayın dedi. İki nükte. Biri LGBT'yi ayrımcılığını korkunç bulan paylaşımı yüzünden Aleyna Tilki konserinin iptal edilmesi. Yerli ve millici belediyenin gerekçesi kültürümüzle bağdaşmamasıydı. Erdoğan 20 yıl önce eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart dediğinde bağdaşıyordu oysa. Ne değişti? Diğeri bir deyim, en akıllıları Hamza, o da 40 gündür direkte bağlı. <laughs>